Lütfi sağ olsun, ben üzüldüm sen de üzül dedi ve bana Redmi 9C'yi verdi. İşin şakası bir yana, bu akıllı telefonu bence alana bir de yanında sinir hapı hediye edilmesi lazım arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda baya baya insanı delirten bir akıllı telefon Redmi 9C. Bu videodaki konuğum arkadaşlar, Lütfi'ye de telefonu bana verdiği için teşekkür edeyim ve videoya inceden geçeyim. Şimdi bu akıllı telefon için şunu net söylemek lazım. Tam bir giriş seviyesi akıllı telefon bu cihaz. Özellikle bizlerin hepimizin bildiği A101, BİM gibi marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz, belki de bulamayacağınız ama hani o tarz yerlerde daha çok bulabileceğiniz ya da internette uygun fiyatlı bir Android cihaz ararken karşınıza çıkacak bir cihaz Redmi 9C. Bu cihaz tabii kimlere hitap ediyor onu bir söylemek lazım ama o hitap etme kısmına geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı ve benim sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Abone sayımız arttıkça daha büyük işlere imza atabiliriz hep beraber. Cihazın hitap ettiği kişilere baktığımız zaman ise şunu söylemek lazım. Bence yaşlıların ve belli yaş üstü kişilerin alo demesi için gayet iyi bir akıllı telefon. Ama alo derken bile kasıp kapanabilir. Alo derken bile kasılabilir, problem çıkartabilir. Ciddi anlamda kasılmaya ve problem çıkarmaya müsait bir akıllı telefon Redmi 9C. Ekranına bakalım isterseniz. Ekran 6.53 inç bir ekran paneli. IPS LCD bir panel. Parlaklığı ciddi anlamda fena arkadaşlar. 400 nit bir parlaklığı var. Yani şu an ekran parlaklığı sonuna kadar açık. Hani şöyle göstersem size durumu anlarsınız herhalde. Güneş altındaki performansı da hani şundan hallice. Net söylemem lazım sizlere. Bu ışıklarda güneşe tabii ki yakın değil ama stüdyo ışığı var tepemde iki tane. Hani onlarla karşılaştırırsak durum böyle. Yani bu ekran performansının ışık altında çok kötü olduğunu sizlere söylemem lazım ama cihaz giriş seviyesi bir cihaz. Şimdi böyle bir durum da var ortada. Dolayısıyla giriş seviyesi bir cihazda da bundan daha iyi bir ekran zaten beklemek çok da doğru olmaz. Yine işlemci tarafına baktığımız zaman bu akıllı telefonun işlemcisinin de her zaman olduğu gibi giriş seviyesi cihazlarda görmeye alışkın olduğumuz MediaTek'in Helio G35 modeli bir işlemcisi olduğunu görüyoruz. Bu işlemcinin yanında görev yapmakta olan grafik işlemcisi de bir o kadar yine giriş seviyesi bir grafik işlemcisi. 12 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor tabii bu işlemci. Zaten giriş seviyesi bir model. Tabii bu da bizlere yanında yüksek bir güç tüketimini getiriyor. Aynı zamanda böyle fazla üstüne gittiğinizde, fazla cihazı yormak istediğinizde de cihazın kasılması, donması gibi sorunları da beraberinde ne yazık ki getiriyor. Zaten Geekbench skorlarına baktığımız zaman cihazın giriş seviyesi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada bu akıllı telefonda 2 GB bir RAM var. Tabii bu 2 GB'lık RAM'i 32 GB'lık dahili depolama takip ediyor. Ancak şöyle bir detay var. Hoşuma gitti bu. Hani çok da olumsuz konuştun diyenler için bunu da söyleyeyim. Çift SIM kartlı bir akıllı telefon ama bir de micro SD kart desteği bulunuyor. Bu micro SD kart desteğini de sizler çift SIM kartla beraber kullanabiliyorsunuz. Bu benim özellikle dikkat ettiğim bir şey. Bilenler bilir. Bu cihaza da buna baktım tabii ki. Yani bütün her şeyi aynı anda kullanabiliyor olmanız gayet güzel olmuş. Gelelim kameralara. Ana kamerada arkadaşlar 13 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera görev yapıyor. Yani kameralara ne siz sorun ne ben söyleyeyim tarzı bir performansı olduğunu söylemek mümkün gerçekten. Zaten fiyatından tahmin edeceğiniz üzere herhangi bir OIS desteği bu telefonun kameralarında tabii ki yok. 2 megapiksellik bir f2.4 diyafram aralığına sahip derinlik algılayıcı bir kameramız görev yapıyor. Bu portre fotoğrafları için görev yapmakta olan bir kamera. Bir de 2 megapiksellik bir makro kameramız var. Vallahi şunu söylemek mümkün makro kamerası için. Hani bu makro kamera ayarında bazı makro kameraları bu telefon 2 katı fiyatına sahip olan, belki 3 katı fiyatına sahip olan modellerde de gördüm diye yalan söyleyeyim. O yüzden hani bu anlamda makro kamerayı olumsuz eleştirmek bence yanlış olur. Asıl olumsuz eleştirilmesi gereken makro kamera o fiyatlardaki 2 megapiksellik makro kameralar. Dolayısıyla bu cihazdaki bu 2 megapiksellik makro kamerayı çok da olumsuz eleştirmek doğru olmaz arkadaşlar. Bu fiyat seviyesinde, hatta bu seviyede böyle bir kameranın olması da bence güzel olmuş. Özellikle böyle makro bir şeyler çekip sosyal medyada paylaşmak isteyen kullanıcılar için de güzel bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Tabii kameraları yorumlayayım ben sizlere. Genel deneyimini aktarayım. Gerçekten oldukça başarısız kamera dizilimiyle karşı karşıyayız. Tek sizi mutlu edecek tarafı gün ışığı altında çekeceğiniz, anı biriktirmek için çekeceğiniz ve depolayacağınız fotoğraflar. Bu sizlere videonun girişinde bahsettiğim belli yaş üstündeki ya da yaşlı kesim için kullanılabilecek bir akıllı telefon detayını da burada biraz açmak istiyorum. Şimdi birçoğu tabii ki artık belli bir yaştan sonra sağa solu çekmeye başlıyor. Torunlu çekmeye başlıyor. Toplu fotoğraflarda kullanmaya başlıyor bu akıllı telefon. Dolayısıyla burada ışık azken telefonun performansı ciddi anlamda kötü olduğu için hani onlar bile açıkçası bu akıllı
akıllı telefonu çok da böyle şey için kullanmayabilir yani. Fotoğraf çekmek için kullanmayabilir. Kendileri bile kullanmayabilir. Dolayısıyla bu detayları göz önüne almanızda fayda var. Bir virgül koyayım buraya, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir yakın arkadaşım var. Kendisi bu akıllı telefonu bende gördüğünde şunu söyledi. Dedi ki bu telefon benim şirket telefonum yani. Hani şirket telefonu olarak kullanıyorum. Onda bile kullanamadım. Çok kasıyor. Çok problem yaratıyor. Uzun süredir de kullanmaya çalışıyordum. En son artık kullanamadım. Kullanmayı bıraktım. Başka bir cihaza geçtim diye de kendisi belirtti bana. Bu direkt kullanıcı yorumu yani. Benim yorumlarımdan hariç bir yorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii video performansına da değineyim. Video performansı da tahmin edeceğiniz üzere özellikle hareketlenme yaptığınızda ortalıkta böyle bir dalgalanma varmış. Hamsiler havalarda uçuşuyormuşçasına bir performansı sizlerle buluşturuyor. Hani o yüzden zaten bu cihazdan kamera anlamında büyük beklentilere girmemeniz gerektiğini sizlerle paylaşayım. Ön kamera 5 megapiksellik bir kamera arkadaşlar. Fena işler ortaya çıkarmıyor demek isterdim. Ancak fiyatıyla karşılaştırdığımda yine fiyatıyla benzer bir sonucu bizlerle buluşturuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Redmi 9C'de şöyle bir şey var arkadaşlar. 5000 mAh'lık bir pil görev yapıyor. Bu pili 10 wattlık bir hızlı şarj adaptörüyle şarj edebiliyorsunuz. Bu adaptör kutudan çıkıyor. Bakın bu güzel bir detay. Hani burada ne adaptöre ekstra bir ödeme yapmanız gerekiyor ne de düşük hızda şarj eden bir adaptörü kutuya koymuşlar adamlar. Doğrudan 10 wattlık bir şarj adaptörü kutudan çıkıyor. Bu da güzel bir detay diye düşünüyorum. Pil ömrüne gelecek olursak bir günü rahatlıkla götürebiliyor bunun pil ömrü. Tabi zorlarsanız dediğim gibi pil ömrünüz de daha da kısalacaktır tahmin edeceğiniz üzere. Ancak gün sonunda şunu söylemek mümkün. Bu akıllı telefonda pil anlamında çok büyük bir olumsuzluk bence yok arkadaşlar. Size de bunu söylememde fayda var diye düşünüyorum. Burada işletim sistemini merak eden arkadaşlar için aydınlatmak adına şunu söyleyeyim. Cihazda Android 10 bulunuyor. Android 10 ile geliyor. Eski bir işletim sisteminin bünyesinde bulunduruyor arkadaşlar. Bu da tabii olumsuz bir detay olarak bu telefon hanesine yine yazılan eksilerden bir tanesi oluyor. Tabii son değerlendirmemde ben şunu söylemem lazım. Piyasa felaket. Yani ben liste yaparken bile zorlanıyorum artık sizlere akıllı telefon bulmakta. Bulduğum akıllı telefonları karşılaştırırken nereye ne koysam, nereden ne çıkarsam, o oldu bu olmadı noktasındayım. En iyisine sizleri yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü her zaman video içeriği hazırlarken sanki kendi paramı harcıyormuş gibi sizlere video içeriği hazırlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla sizleri en iyi şekilde yönlendirmek için de her zaman doğru bulduğum şeyleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi 3200 TL, 3300 TL'ye bu akıllı telefonu alabiliyorsunuz. Evet, 3000 liraya bir telefon alabilmek şu anda gayet iyi bir şey. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Cihazın durumunu siz anladınız. Cihazın durumu, vaziyeti ortada. Sizlere de bazı şeyler gösterdim, izlediniz. Kendinizce az çok zaten bir fikir sahibi oldunuz diye düşünüyorum. Ben olsam bu akıllı telefonun yerine ne alırım ya da bunu alır mıyım noktasında da şunu söylüyorum. Geçtiğimiz haftalarda çektiğim bir videoda söylediğim bir şey vardı. İkinci el eski nesil bir amiral gemisi. Özellikle baktım cihazın videosunun metnini hazırlarken Huawei P20 Pro. Yani mükemmel kameralara sahip olan bir akıllı telefon kendisi. Hala güncelleme alıyor bu akıllı telefon ve içinde de Google servisleri falan olan Huawei'in zamanında yaptığı ses getiren bir akıllı telefon. Ekran paneli olsun, kameraları olsun, birçok detayı olsun. Bu cihazdan çok üst seviyede ve fiyatlarına baktığım zaman da 3000 lira, 3500 lira. Hadi çok temizini bulsanız, ultra temizini bulsanız 4000 lira ödeyip satın alabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda açıkçası bu akıllı telefon mu, o akıllı telefon mu deseniz benim tercihim Huawei P20 Pro'dan olur. Yani burada Huawei P20 Pro diyorum ama hani farklı modeller de olabilir yani yine bahsettiğim gibi. Eski nesil amiral gemisi Samsung Galaxy S8 olur, S7 olur. Örnek veriyorum yani. Her halükarda bu cihazdan daha iyi bir performans sizlerle buluşturabilecek birçok detayıyla cihazlar bu cihazlar. Böyle düşününce bu telefon için benim cevabımı sizlere artık açıkça söylememe de gerek yoktur diye düşünüyorum. Sizler gerekli cevapları almışsınızdır. Gerekli düşüncelere de varmışsınızdır diye düşünmekteyim. Tabii yine sizin sorularınız varsa yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Farklı düşünceleriniz varsa onları da yorumlara bırakın. Aşağıda dertleşiriz, konuşuruz arkadaşlar. Biliyorsunuz yorumlarınıza tek tek cevap veriyorum her zaman. Ne diyelim? Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.